Seyfettin Işıkçalı. Evet, Türkçe kitabı Seyfettin Işıkçalı. Kurbağalar Okulu'nda bir gün parçamız sayfa 60'ta başlıyor. Sayfa 60'ta başlıyor. 61'de devam ediyor. Evet. 60 ve 61'i bir defa içimizden okusun herkes. Herkes içinden okusun bir defa sayfa 60 ve 61'i. Herkes bir defa içinden okusun. Evet, sayfa 60-61'i herkes bir defa içinde okusun parçamızı. Tamam. Kapat mikrofonu. Kapattım. Sayfa 60-61 içimizden okuyorum. Türkçe kitabı sayfa 60-61'i içimizden okuyoruz. Tamam. İbrahim. Tamam. Evet, birazdan parçamızı birlikte okuyacağız çocuklar. Sınıfta hani yapıyorduk ya, sesli birisi okuyordu, sonra diğeri devam ediyordu. O şekilde yapacağız. O yüzden parçamızı iyi takip etmeniz lazım. Öğretmenim bitirdim. Tamam.
Sesli bir şekilde okuyacağız. Okuyan kişi Öğretmeni bitirdim. yüksek sesle okuyacak, tamam. Diğerleri takip edecek. Ben okuyan kişiyi değiştireceğim sürekli. İlk kim başlamak ister sesli şekilde okumaya? İlk kim başlamak ister? Diğer arkadaşlar da onu takip edecek. Tamam. Bir dakika. Evet, Hasan başlasın, diğerleri de takip etsin. Hasan aç mikrofonunu. Ben dur diyene kadar okumaya devam et, tamam mı? Başla Tamam. oku ilk önce. Kurbağalar okulunda bir gün. Kurbağalar okulu derindeki küçük kurbağaların gittiği tek okulmuş. Bu okul inin kuytu bir kıyısında kurulmuş. Bahçesiyle ve binasıyla güzel bir okulmuş. Tamam Bir Hasan, yeter. gün iki tamam. Ben mikrofonu kapat. Okulmuşa kadar geldik. İlk paragrafı okudu Hasan bize. Halil devam et. Miyim? Halil devam et. Bir gün ikinci sınıfın öğretmeni bayan Öğretmen sınıfa girdiğinde çocuklar bildiğiniz gibi geleneksel bahar pikniğimiz önümüzdeki cumartesi günü yapılacak. Sizce bu pikniği nerede yapalım demiş. Tamam Halil, yeter. Bütün Yeterli. Hatice devam et. küçük kurbağalar piknik konusunda çok heyecanlıymışlar. Evet. Öğretmenim, pikniğe gitmek için sabırsızlanıyorlarmış. Öğretmenlerin sözleri üzerine hepsi kendi düşüncesini söylemeye başlamış. Ama nasıl birbirlerini dinlemeden hep bir ağızdan Tamam. sarı beğenek yukarıdaki taraf. Tamam yeterli. Yukarıdaki taraftaki sazlıklarda yapalım demiş. Diğer sayfaya geçtik. Sayfa 61'e geçtik. Mert devam etsin. Saçlıkta yüzemeyin, Tamam kıyı Mert, yeter. Ayaz devam et. Buradayız bak. Ayaz mikrofonunu aç, devam et. kırmızı göz hayır, orası batalık gibi kötü kokuyor diye karşı çıkmış. Hızlı yüzgeç yeniden konuşmuş. Bence güzel kokuyor. Ben bataklara Tamam Ayaz, yeter. bayılıyorum. Tamam, bayılırım. Ayaz yeter, mikrofonunu kapat. İbrahim Korkut devam et. Yeşil benek. İbrahim biraz yüksek sesle okudu. Mikrofonu kapat. Demiş kızgınlıkla. Koca ağız kardeşimle birlikte büyüdüğümüz çamurlu göllüyüz. Kesinlikle orada temiz küçük havuzlar da var demiş. Tamam yeter. Ne oldu? Okay.
Zerrin devam et. Zerrin mikrofonunu aç. Buradayız. Yeşil melek buna hemen itiraz etmiş. Yanımızdaki yiyecekleri çamurlu göl kadar taşımazmış. Çok zor olur hızlı yüzgeç hamurlu göl mü? Hiç duymadım de ben yeşiller kötü demiştim. Hamurla işimiz ne demiş? Tamam Zerrin, koca yeter. Ağız. Tamam, teşekkürler. Muhammed devam et. Koca ağız. Mikrofonunu aç. Efendim. Muhammed mikrofonunu aç. Öğretmenim ben hangi yerde olduğumu unuttum. Bak ekranda gözüküyor. Ekranda bak. Buradayız. Koca ağız. Duyuyorum. Seni dinliyorlar mı? Dinliyorlar. Koca ağız beni... Ben sinek sevmem değilim. Yine herkes hep bir ağızdan konuşuyor. Her kafadan bir ses çıkıyormuş. Öğretmen de öğrenciler de kimsenin kimseyi anlamadı. Bu ulutudan rahatsız olmuşlar. Tamam, üstelik yeter. Güzel. Evet, Cem devam et. Üstelik güzel ses. Üstelik güzel ses sarı benekle aynı düşünceymiş ama çok çekingen olduğunu söylememiş. Çok ince sesliymiş. Kimse onun dediklerini duyamamış abin, bile. Abin sen devam et. Son paragraf. Gümüş gözlüğün. Saat 11'i artık biter bence. 11'i baş basıyor. Kesin 11'i. Muhammed mikrofonunu kapatsana. Gümüş göz gözün içi bir türlü diğerlerinden fırsat bulup söyleyemediği çok önemli bir şey varmış. Hava raporuna göre cumartesi günü hava oldukça yağmurlu olacakmış. Evet. Parçamızı okuduk birlikte çocuklar. Ben herkesin mikrofonunu kapatıyorum şimdi. Açık olanlar vardı. Mikrofonu açık olanlar vardı. Şimdi parçamızı bir defada ben okuyacağım size. Herkes benim okuduğum yere kendi kitabından takip etsin. Ekranından da takip edebilir. Kurbağalar Okulu'nda bir gün. Parçamız. Kurbağalar Okulu Derindere'deki küçük kurbağaların gittiği tek okulmuş. Bu okul Derindere'nin kuytu bir kıyısında kurulmuş. Bahçesiyle ve binasıyla güzel bir okulmuş. Bir gün ikinci sınıfın öğretmeni Bayan Öğret Murak sınıfa girmiş ve çocuklar bildiğiniz gibi geleneksel bahar pikniğimiz önümüzdeki cumartesi günü yapılacak. Sizce bu pikniği nerede yapalım demiş. Bütün küçük kurbağalar piknik konusunda çok heyecanlanmışlar. Pikniğe gitmek için sabırsızlanıyorlar. Öğretmenlerinin sözleri üzerine hepsi kendi düşüncesini söylemeye başlamış. Ama nasıl? Birbirlerini dinlemeden hep bir ağızdan. Sarı benek yukarı taraftaki sazlıkta yapalım demiş. Diğer sayfaya geçtik. Hızlı yüzgeç sazlıkta yüzemeyiz. Yeşiller köyündeki kıyı çok güzel diye bağırmış. Kırmızı göz hayır, orası baklatlık gibi kötü kokuyor diye karşı çıkmış. Hızlı yüzgeç yeniden konuşmuş. Bence güzel kokuyor. Ben bataklıklara bayılırım. Yeşil melek, ben babamla taşlık kumsalına sinek avlamaya gitmiştim.
harika bir yer diye yeni bir öneride bulunmuş. Koca ağız, ben sinek sevmem demiş. Kırmızı göz, sen gelme o zaman demiş kızgınlıkla. Koca ağız, kardeşimle birlikte büyüdüğümüz çamurlu göle gitmeliyiz kesinlikle. Orada oynayabileceğimiz küçük havuzlar da var demiş. Yeşil benek buna hemen itiraz etmiş. Yanımızdaki yiyecekleri çamurlu göle kadar taşımamız çok zor olur. Hızlı yüzgeç, hamurlu göl mü? Hiç duymadım ben. Yeşiller köyü demiştim. Hamurla işimiz ne? Demiş. Koca ağız, ben sinek sevmem demiş yine. Hepsi hep bir ağızdan konuşuyor, her kafadan bir ses çıkıyormuş. Öğretmen de, öğrenciler de kimsenin kimseyi anlamadığı bu uğultudan rahatsız olmuşlar. Üstelik güzel ses sarı benekle aynı düşüncedeymiş. Ama çok çekingen olduğu için bunu söyleyememiş. Küçük mırak çok ince sesliymiş. Kimse onun dediklerini duymamış bile. Gümüş gözün ise bir türlü diğerlerinden fırsat bulup söyleyemediği çok önemli bir şey varmış. Hava raporuna göre cumartesi günü hava oldukça yağmurlu olacakmış. Evet çocuklar, parçamızı bir defa da ben sizlere okudum. Parçamız kurbağalar okuması bir gün. Efendim. Öğretmenim. Efendim. Ya öğretmenim, ben su içiyordum. Sonra bir anda kitabımı döküldü. Kitabım yırtıldı ya. Ya sayfa da yırtıldı. Tamam. Şimdi ders bitince sen onu kurut. Ne yapayım? Şimdi ders bitince sen o ıslanan kitabını kurut. Yırtılan sayfayı da yapıştır, bir şeyler yap artık. Ben buradan ne yapabilirim sana? Evet, şimdi dinle. Kurbağalar Okulu'nda bir gün parçasını okuduk çocuklar. Bu parça Kurbağalar Okulu'nda geçmiş değil mi bu olay? Derindere'deki küçük kurbağaların gittiği tek okulmuş bu okul. Derindere'de kuytu kıyısında kurulmuş bahçesiyle ve binasıyla güzel bir okulmuş değil mi? Şimdi bu kurbağaların bir öğretmeni varmış. İsmi Bayan Öğretmırak. Sınıfa girmiş ve bir şey demiş. Ne demiş? Kim söyleyecek? Öğretmırak sınıfa girip ne demiş? Kim söylemek ister? Öğretmırak sınıfa girip ne demiş? Kim söylemek ister? Zerrin, mikrofonu aç da söyle. Pazartesi günü pikniğe gideceğini söylemiş. Hangi gün? Pazartesi. Pazartesi mi, cumartesi mi? Cumartesi. Cumartesi günü pikniğe gideceklerini söylemiş. Leyla ne söylemiş bayan öğretmırak öğrencilere? Pazartesi günü pikniğe gideceğiz demişti. Pazartesi değil, cumartesi. Cumartesi, pardon. Hatice ne demiş öğretmenleri bayan öğretmırak? Cumartesi günü pikniğe gideceğiz. Sizce pikniğimizi nerede yapalım demiş. Evet. Cumartesi günü pikniğe gideceğiz. Sizce bu pikniği nerede yapalım diye sormuş değil mi öğrencilere? Havin ne demiş bayan öğretmen? Pazartesi günü cuma günü pikniğe gideceğiz. Sence pikniği nerede yapalım demiş. Cumartesi. Öğrenciler de birçok yer söylemişler. Evet. Cem? Çocuklar, bildiğiniz gibi geleneksel bahar pikniğimiz önümüzdeki cumartesi günü yapılacak. Sizce bu pikniği nerede yapalım demiş.
Evet. İkinci sınıf öğretmeni Bayan Öğretmen sınıfa girmiş ve çocuklar bildiğiniz gibi geleneksel bahar pikniğimiz önümüzdeki cumartesi günü yapılacak. Sizce bu pikniği nerede yapalım diye sormuş değil mi? Bütün küçük kurbağalar çok heyecanlanmış değil mi pikniğe gidecekler diye. Ve sabırsızlanıyorlarmış. Öğretmenlerin sözleri üzerine hepsi kendi düşüncesini söylemeye başlamış. Ama nasıl söylemiş bu kurbağalar? Birbirlerini dinlemeden hep birlikte söylemişler değil mi? Kimler konuşmuş? Sarı benek konuşmuş, hızlı yüzgeç konuşmuş, kırmızı göz konuşmuş, gene hızlı yüzgeç konuşmuş, yeşil benek konuşmuş, koca ağız konuşmuş. Hepsi bir yerden söylemeye çalışıyormuş. Her kafadan bir ses çıkıyormuş. Ben Kimse kimseyi anlamamış. koca Sınıfta ağzı bir uğultudan, ne olur mu? evet, bir uğultudan başka bir şey yokmuş aslında. Kurbağa gümüş gözün bir türlü diğerlerinden fırsat bulup söyleyemediği çok önemli bir şey varmış. Neymiş bu? Gümüş gözün. Git, git. Hava yandı. Evet. Takip edemiyorum. Evet. Gümüş gözün diğerlerinden bir türlü fırsat bulup da söyleyemediği bir şey varmış. Neymiş o? Çok önemli bir şey söyleyecekmiş ama diğerlerinden fırsat bulup da Öğretmenim söyleyemiyor. ben. Söyle Sarp. Havadup raporuna göre cumartesi günü hava oldukça yağmurlu olacakmış. Evet, bunu söyleyecekmiş değil mi? Ama diğerlerinden fırsat bulup da söyleyememiş. Çok önemli. Pikniğe gidecekleri gün olan cumartesi günü hava raporuna göre cumartesi günü hava oldukça yağmurlu olacakmış. Ama fırsat bulup bir türlü söyleyememiş. Çünkü bu sınıfta herkes hep bir ağızdan konuşuyormuş. Kimsenin dediği anlaşılmıyormuş. Havin ne söyleyecekmiş Gümüş Göz? De söyleyememiş. Hava raporuna göre cumartesi günü hava çok fena, yağmurlu ve hem rüzgarlı olacakmış. Rüzgarlı diye bir şey demiyor. Yağmurlu olacakmış. Hatice? Yağmurlu olacakmış. Hava raporuna göre cumartesi günü hava çok yağmurlu olacakmış. Evet. Onu söyleyememiş değil mi Gümüş Göz bir türlü? Çünkü herkes konuştuğu için, herkes kafadan bir ses çıktığı için fırsat bulup da bu çok önemli bir şeyi söyleyememiş. Evet aslında Öğretmenim. söyle Ayaz. Evde Bak Ayaz ben ne demiştim? Bu soruyu bana sormayın ne zaman bitecek diye. Az kaldı. Tamam. olmayacağım ders bitiyor da. Tamam. Evet az kaldı bitiyor dersimiz. Evet. Benim annem dedi. Bu parçadan çıkaracağımız sonuç nedir çocuklar? Biz de sınıfta bir şey söyleyeceğimizde veya şimdi canlı derste bir şey söyleyeceğimizde tek tek konuşmalıyız değil mi? Parmak kaldırıp söz alıp tek tek konuşmalıyız. Hep bir ağızdan konuşursak, her kafadan bir ses çıkarsa kimse kimseyi anlayamaz, dersimizi işleyemeyiz. Biri önemli bir şey söyleyecekse fırsat bulup da onu söyleyemez gümüş gözün olduğu gibi. Evet, parçamıza sonra devam edeceğiz çocuklar. Şimdi sayfa 62'ye işaret koyalım ödev. Sayfa 62'ye işaret koyalım Sayfa 62'ye işaret Öğretmenim. koyalım. Ayaz dinle dersi takip et. Sayfa 62 ödev. Hadi oyalama bizi. Sayfa 62'ye işaret koyuyoruz. Mikrofonunu kapat. Sayfa 62'ye işaret koyuyoruz. Ödev. Bakın ekranda görüyorsunuz şu anda. Sayfa 62 ödev. Bir sonraki sayfa 63 ödev. Sayfa 62 ve 63 ödev.
Evet, sadece sayfa 62 ve 63 ödev. Evet çocuklar, bugünlük derslerimizin sonuna geldik. 62 ve 63 ödev söyledik. Bugünlük derslerimizin sonuna geldik. Yarın gene aynı saatte sabah 9'u çeyrek geçe dersimizde buluşmak üzere. Görüşürüz. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bir dahaki sağlıkla görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Oh be, sonunda bitti. Ben çıkıyorum.